Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan ve Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından Aykırapex ana sponsorluğunda organize edilen Marmaris Ege Rally'si, GP Garaj My Team'den Ümitcan Özdemir, Kutay Ertuğrul ikilisinin zaferiyle sona erdi. Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Tosfet Başkanı Eren Üçler Toprak katıldılar. Şimdi başından sonuna heyecanlı geçen bu yarışın öyküsünü sizlerle paylaşıyoruz. Marmaris Ege Rally'si 22 Mart Cuma günü Marmaris İçmeler Pazar Meydanı'nda kurulan gösteri etabıyla başladı. Parkur Racing Team'in genç pilotu 18 yaşındaki Kerem Kazas, Andres Malnieck, Ford Fiesta Rally 2 otomobilleriyle gösteri etabında 1 dakika 8 saniye 9 salise ile 5. zamanı yaptılar. Genç milli sporcumuz Kerem Kazaz ve yardımcı pilotu Andres Malnieck bu sezon Türkiye Rally Şampiyonası'nda Parkur Racing Team adına yarışıyor ve ilk kez 2024 sezonunda kullanmaya başladığı 4 çeker otomobili Ford Fiesta Rally 2 ile sezona hızlı başladılar. Geçtiğimiz Sarıkamış Rally'sinde performansıyla göz dolduran ekip, rally'yi birinci olarak tamamlayarak çok değerli puanları kazanmıştı. O başarının ardından gözleri tamamen üzerine çeken Kerem Kazaz, Marmaris Rally'sinin en büyük favorilerinden birisiydi. Ancak herkesin unuttuğu bir şey vardı. Kerem Kazaz, ehliyetini bir ay önce almıştı. 18 yaşındaki sporcu ilk kez Türkiye'de rally yapıyordu ve ilk kez de Marmaris'te asfalt rally'sinde yarışacaktı. İşte Kerem Kazaz için ilklerin olduğu bu yarış, talihsiz bir şekilde sonuçlandı. Beklentilerin artması belki de genç sporcuyu strese sokmuş olabilir. Çünkü kendisinin de belirttiği gibi basit hatalarla 6'ya yakın spin attı. Hele ki bunlardan bir tanesi çok yüksek bir süratte yaklaşık 160 km ile giderken yol üstünde dönerek uçurumun kenarında son anda durmuştu. Adeta onu bir el yol üzerine tutmayı başarmıştı. Kerem Kazaz'ın buradaki zaman kaybı sonrası yarış kazanamayacağı belli oldu ve normal bir tempo ile yarışı tamamladılar. Parkur Racing Team ekibi Kerem Kazaz ve yardımcı pilotu Andres Malnieck, Marmaris Ege Rally'sini gençler kategorisinin birincisi, Power Stage üçüncüsü ve genel klasman altıncısı olarak tamamladılar ve Türkiye şampiyonasında hala üçüncü pozisyondalar. Yarış sonrası mikrofonumuzu sporculara uzattık. Kerem, duygularını alabilir miyim? Gerçekten zordu. Nasıl geçti senin için? Yapabileceğimden fazlasını istiyordum belki ya da... Biraz araba fazla, bana... Biraz fazla risk mi aldık? Ne yaptın? Ya fazla risk aldım ama gereksiz yerlerde aldım. Çok saçma hatalar yaptım. Yani kendim gibi hissetmedim bu hafta sonu. Zaten ilk iki gün hastaydım. Bugün de yeni iyileşiyorum o yüzden. Fiziksel olarak da çok yoruluyordum ya, ama... Mental olarak da sanırım çok hazır değildin bu hastalıktan dolayı. Ama ona rağmen risk aldın ve çok spin geldi. O yüzden de zamanlar gitti değil mi? Ya evet, yani aslında daha yavaş bir tempoyla gitseydik ilk üçe çok daha rahat girebilirdik.
Yani zaten son etap Fabrizio'da 3.'yüz ama o kadar yavaş gittim ki kendime göre nasıl olduğunu şaşırıyorum. Zaten ön lastikler de komple bitmişti yani, zor dönüyordum aslında. Biraz strateji gerekiyor ki bunu senin baban çok iyi bilir strateji yapmayı. Acaba tam dinlememiş olabilir misin Ercan abiye? Ben biraz hırsıma yenik düştüm. Fazlasını isterim onları çok şey yapmadım. Zaten hataların hepsi oradan geldi. Bunlar daha yeni başlıyoruz. Bu asfalt bir de kolaydı. Ben gerçekten asfalt rallisi çok zorlandım. Ben simülasyon falan yapıyorum. Asfaltta çok yeteneksizim. Toprak daha iyi tutuluyor geliyor bana. Toprak benim de toprakçıyım yani. Toprak daha iyi. Peki, teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür. Başarılar tekrar. Olur böyle şeyler. Öncelikle etaplar hakkında ne düşünüyorsun? Etaplar gerçekten çok zordu çünkü geniş kısımlara da sahipti. Dar kısımlara da gerçekten asfaltın üstü kirliydi, dikkatli ve daha hassas olmak gerekiyordu. Ne yazık ki bazı hatalar yaptık ama esas olarak etaplar gerçekten güzeldi. Belki bazı yerlerde çok fazla zorladık ve 3 farklı yerde 3 spin attık. Ve bugün ilk etap dikkatli gitti. Sonrasında ikinci etapta yine spin attık. Dün ve bugün ne oldu? Son gün aslında çok dikkatli gittik ama yine de güç etabında üçüncü olduk. Yani bu iyi, araba mükemmel ve aslında bunun Kerem için olduğunu söyleyebilirim. Kerem'in Asfalt Rally 2 ile ilk deneyimiydi ve onun için zordu. Kerem için bu yarış tecrübe oldu. Sonraki yarışlarda bunun gibi hatalar yapmayacağına eminim. Kerem Kazaz, Türkiye Rally Şampiyonası'nın Maxima Petrol Ofisi Türkiye Rally Şampiyonası.